Sen arabada kal Nimet. Ben geliyorum. Tamam usta. Madem aradın, gelmek istedin, ben de doğruları duymak isterim. Postanede ne arıyordun aslanım? Aslan Bey'i mahalleden tanırım. Bak, emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Sorun söyleyeyim. Aslan için çalışıyordun. Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice? Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin aslana? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'i Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Aslanı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle haraç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız, benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. Polislere açık ettik seni, öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür. Yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim. Thank you.
Ana hain diyecek adam anasının karnından doğmadı lan. Ben bu millet için kelle koltukta gezdim. Siz sıcak yataklarınızda yatarken ben dağda yattım. Bana hain diyemezsiniz. Teşekkür ederiz aslanım. Devlet hizmet edenleri unutmaz. İçerideki de çok hizmet etmiş görünüyor. Bunlar devletin gücünü kendi güçleri zannetmiş aslanım. Devletin hangi gücü Aslan Bey'i öldürmüş duymak istiyorum. Sen mafya babasısın aslanım. Bu bizim iç işimiz. Vazifeni ifa ettin. Karşılığını muhakkak alırsın. Ben size sözümü tuttum. Gelirken kafasına sıkabilirdim. Yahut sorgulayabilirdim. Sizin iç işlerinizi merak etmiyorum. İki sorunun cevabını istiyorum. Aslan Bey'i kim öldürttü? Mekanlarıma neden çöktü? Niye çökecek? Para için çöktü çakal. Ondan duyayım gideyim. Gel ama sesini çıkarma. Bunlar fare çıtırtısının hangisine ait olduğunu 40 yıl unutmazlar. Yazık evlat, yazık. Size çok emek verildi. Karşılığı ödenmemiş emek bizde yok. Martavalı geç. Sorduğuma cevap ver. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsam devlet değilsin. Seni doğuran ebesi eri tanırım. Aklını başına topla. Aldığım emirleri uyguladım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mekan basmak, haraç kesmek emrini de mi aldın? Bana bir liste verildi. Örgüte yardım, yataklık yapan iş adamlarının listesi. O listenin haricinde kimseyle işim olmamış. İki emri de aynı yerden mi aldın? Emirler tek yerden alınır. Kim? Ben emirsiz bir tek adım atmadım. Sicilim ortada. Ne yaptıysam memleketim için yaptım. Beni ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Olacaktır da. Ama ihanetle suçlanarak değil. Yakup Cemil gibi ipe götürün. Eğer sandalyeyi çekip kendim tekmelemezsem... Namerd oğlu namerdiz. Ne susuyorsunuz? Ne dikiliyorsunuz? Söyleyecek sözünüz yok mu? Gözlerimi bağlayarak beni aşağılayamazsınız. Kaçılmaz diyorsunuz. Ben borcumu ödeyip adamları size getiriyorum. Sorgulamanın ilk kısmına katılıp ne kadar satılmış olduklarını gözlerimle görüyorum. Sonra o adamlar bir şekilde serbest kalıp benim karşıma dikiliyor. Devletin onlara verdiği mermilerle ateş edip dayımı öldürüyorlar. Şimdi lütfen bana söyleyin. Ne düşünmeliyim? Beni kandırdığınızı mı? Sizi kandırdıklarını mı? Bu adamların sizden de benden de güçlü olduklarını mı? Dayın için üzüldüm. Dayıma denilseydi ki vatan için ölmen gerekiyor, hiç tereddüt etmez canını verirdi. Böyle bir adamın
böyle adice öldürülmesine üzülmek bir parça acziyet değil mi? Sen acziyet dersin, ben zafiyet derim, birileri hassasiyet der, birileri de mecburiyet der. Niçin mecbur kaldınız da serbest bıraktınız bu adamları? Altı okula bomba koymuş bu köpek sürüleri. Kendi canlarını korumak için en adi şantajı yaptılar. Devlet eşkıyayla pazarlık mı yapıyor? Eşkıyayla harp etmek için eşkıya yetiştirince pazarlık yapmasa da yutkunuyor. Bu da bizim acı tecrübemizdir. Bu şahıslar yutkunan devletin şemsiyesi altında mıdır, eşkıya mıdır? Bu saatten sonra eşkıyadır. Bunu öğrenmek için sizi rahatsız ettim. Bunlar eşkıya görmemişler. Osmanlı'da canı paşa olmayı çeken çapulcu dağa çıkıp eşkıyalık yapıyordu. Sonra bir ferman, iki madalya, kendi köyünün paşası olup sırtını devlete verip eşkıyalık yapıyordu. Eşkıyanın türkü yazılanı değil, kahpe olanı bu cinsidir. Sen gel beni dinle. Bu cinse değme. Arkandan türkü yakanın olmaz. Ben buraya bir şey istemeye gelmedim. Ben bu vatanı karşılıksız da severim. Benim tanıdığım, bildiğim insanlar. Ama gözlerini karartmışlar. Kaç yıldır harp ediyorlar orada. Nezaketen izniniz var mı diye soruyorlar. Ama biz izin vermezsek yine de bildiklerini yapacaklar. Buradaki pastayı gördüler. Ruslar onlara pastalarını yedirmezler. Derdim Ruslar Muslar değil. Derdim senin yanında, kontrolünde olsunlar. Ne kimseyi harcasınlar, ne de kendilerini harcasınlar. Ben onlara yardımcı olurum. Maddi her türlü desteği sağlarım. Ama burada iş yapmalarına müsaade etme. Ben yardımını bekliyorum. Nasıl yardım edeceğine sen karar ver. Zaten Allah esirgesin, bunların dişine bir kan değerse, bunların dişinin değmediği et kalmaz. Kimseyi de tanımazlar. Beni bile. Benim de sizden bir dileğim var. Söyle aslan parçası. Devletin dengelerini bilmem lazım. Ne dengeleri? Öyle ya da böyle bir harp çıktı. Bu harbin içinde ben, Lazya, Kirve, Karahanlı, İbrahim Ağızkalı var. Sen kimden tarafsın? Kendimden tarafım. Bu isimlerden biri ya da birkaçı bu harbin sonunda yok olacak. Devletin dengesini bilirsem, terazide kendime göre kefeyi seçme şansım olur. Karahanlı'nın aldığı pozisyon ne? Ona göre İbrahim Ağızkalı açık düşman. Kirve örtülü, Lazya ise kararını kendi verecek. Lazya Rusların tarafına geçerse Karahanlı'nın işi zor. Biz tahterevalliyiz. Bir birini yukarı çıkarırız, bir diğerini. Bazen yukarıdakini aşağı düşürürüz. Aşağıdaki bir daha yukarı çıkamaz. O zaman oyuncuları değiştiririz. Kendine bu oyun içinde bir yer seçeceksin. Ama benden sana tavsiye. Ayakların yere bassın.
delikanlı seni mi gönderdi aslanım? Neden beni öldürmen gerektiğini de anlattı mı? Yeryüzünde bir yalan yok ki bir insan kadar yaşasın. Yalan. Beni öldürdükten sonra ne yapmayı planlıyorsun? Nedir stratejin? Karahanlı'ya neden yalan söyledin? Yalan olsa karşımda durur muydun? Alican'dan Karahanlı'nın oğlu değil. Bunu kim söylüyor? Yeter bu kadar oyun! Bana gerçekleri anlat. Bir yalan daha dinlemeyeceğim. Herkesi öldüreceğim. Devlet için tek gerçek vardır. Devletin bekası. 2000 senelik geleneklerimiz var. Fatih Sultan Mehmet bir karar verdi. Devlet mi, aile mi? Devlet için kendi kanından olanlardan vazgeçebilme kudretini taşıyordu. Ve devlet dedi. Bugün Fatih'i kardeş katili diye ananlar... Ben bunları çok dinledim. Hatta devşirmelerden ordu kurulduğunu da çok dinledim. Düşmanının oğlunu düşmanın üstüne sür, gövde üstünde baş bırakmazları da çok dinledim. Aslanım, bunlar bizim hakikatlerimiz. Az da dinlesen, çok da dinlesen, biz buyuz. Devlet Karahanlı'nın çocuğunu mu kaçırdı? Aslan Akbey devlet görevlisi olduğuna göre, evet. Koskoca devletin bekası bir Karahanlı'nın çocuğuna mı kalmış? Kalmış demek ki. Aslan Akbey gidip Karahanlı'yı öldürememiş mi? İntikam alacak bir evlat mı, sinecek bir baba mı? Sen söyle. Nesi sinmiş bu adamın? Az önce senin, devletin ölüm emrini verdi. Öldür o zaman aslanım. Bu devlet sırrını niye 30 yıl sonra Karahanlı ile paylaştın? Bu devlet sırrını niye söylediğim? Devlet sırrı. Sen kimsin bana sırları soruyorsun? Mehmet Karahanlı beni oğlu zannediyor. Aslanın defterini ne yaptın? Yırttım attım. Niye gelip bana kimliğini söylemedin? Benim görevim kimliğimi deşifre etmemek. Ama siz kalkıp adama Alican'dan sizin oğlunuzdur diyorsunuz. İstediğinizi elde ettiniz. Alican'dan karşınızda benim. Ve ben Karahanlı'nın oğlu değilim. Seni kim yetiştirdiyse senin baban o. Bana KGT'nin 2 tane adamı lazımdı. Alican'dan Zülfü Yüksel. Biri karşımda. Diğeri de muhakkak çıkar. Bütün operasyon bitmesin diye sizi öldürmek zorundayım. Farkında değil misiniz? Seni buraya ne diye gönderdi zannediyorsun? Karahanlı'ya göre eğer beni öldürürsen, sen Alican'dan değilsin. Sıradan bir mafya babasısın. Ve Karahanlı'ya yapılan bir operasyonu bitiren bir adamsın. Bunun mükafatını da muhakkak alırsın. Ta ki Karahanlı ölene kadar. Eğer öldürmezsen Alican'dansın. Ona göre Efe Karahanlısın.
Babana gideceksin. Devlet sizi birbirinden ayırdığı için ant içeceksiniz. Ve devlete karşı savaşacaksınız. Bana sadece şunu söyle. Neden ve nasıl beni ve operasyonu Karahanlı'ya feda edersin? Kurtlar Vadisi operasyonu bitti aslanım. Ne demek bitti? Kurtlar Vadisi operasyonu bizzat benim projemdir. Devletin en önemli savunma refleksidir. Ancak Aslan Akbey operasyonu tek bir şahsa, yani Mehmet Karahanlı'ya endekslemiş, bu nedenden ötürü kaybetmiştir. Çünkü Karahanlı'nın şahsı devlet için hiçbir şeydir. Karahanlı bir gölgedir. Devletin hesabı ise o gölgenin sahibiyledir. Devletiniz de sizin olsun, Karahanlınız da, gölgeleriniz de. Ben bu oyunda yokum. Kanı Efe, içi Ali, dışı Polat. Birini seç evlat. Ne var aslanım? Biz de gençtik. Buralarda çok oturduk. Birini bekliyordum ama sizi değil. Ona şaşırdım. Hep sen mi şaşırtacaksın? Bunu siz mi söylüyorsunuz? Bazı şeyler değişmese de dünya çok hızlı değişiyor. Bu kız kulesi kaç haneden gördü? Kaç harp gördü? Kaç asır gördü? Mehmet Karahanlı'yı kim, neden öldürdü? Sen cambaza bak oyununu bilir misin? Nedir? Eskiden yükseğe bir ip gererlermiş. Cambaz ipin üstünde yürürmüş. Yan kesiciler de insanların yukarıya bakması için cambaza bak, cambaza bak diye elleriyle yukarıyı gösterip milletin cebinde cüzdanında ne varsa alırmış. Bu sefer oyun büyüdü. Birisi cambazın ipini kesti, cambaz düştü öldü. Bütün ahaliyi cambaz öldü, cambaz öldü diye cesedin başına topladılar. Yan kesicilerin bu seferki niyeti, milletin cebini değil evini soymak. Bütün mahalleyi soymak. Bütün şehri, bütün memleketi soymak. Cambazla yan kesiciler aynı şebekeden mi? İdi. Karahanlı'yı uyardım. Ama o kabul etmedi. Ona ne teklif ettiniz? Ona oğlun ismini verdim. Ondan isim istedim. Bu yan kesiciler kim dedim. Kimler tarafından yönetiliyor dedim.
Bak ipini kesiyorlar dedim. Niye bunu söylesin ki? 30 yıldır en yakınındaki adama söylememiş. Bilse söylermiş. Nasıl yani? Cambazın gözünü bağlayıp ipe çıkarırlarmış meğer. Benimle açık konuşun. Dengeler yeniden kuruluyor evlat. Dünyada da, dünyanın merkezinde de, senin merkezinde de. Böyle zamanlarda herkesin kulağına birileri bir şeyler fısıldar. Bu kıyamet zamanındaki sura benzer. Herkes sağır olur. Gözünü dört aç. Kirveye dikkat et. Kim olursan ol, bu memlekete lazımsın aslanım. Açık seçik yazmışlar aslanım. Seni bulacaklar. Kim bu adamlar? Onlar seni bulmadan bilemezsin. Tapınakçı mı bunlar? Bilmiyorum. Mason mu? Onlar değil. Illuminati mi? Bilmiyorum. Cambaz oynattıklarını biliyorsun. Bu sirkin patronunu bilmiyor musun? Hayır. Benden ne istiyorlar? Cambaz olmamı mı? Seni seçmişler. Peki neden? Karahanlı yüzünden mi? Efe'den dolayı mı? Ali'den dolayı mı? Polat'tan dolayı mı? Hepsi de olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Bunlar palavra inanmıyor. 3-5 Hastaoğlu'nun insanları korkutmak için uydurduğu komplo teorisi. Güneşi doğuran onlar değil, batıran onlar değil. Gerisini bilemem aslanım. Ne yapacağım ben? Seni sınıyorlar. Onlara hizmet edip edemeyeceğine karar verecekler. Ben onlara hizmet etmem. Aslanım, senin hizmet ettiğin yer belli. Vatanın. Kurtlar Vadisi operasyonu bitti dediniz. Daha yeni başlıyor aslanım. Senin bu vatana hizmetlerin büyük. Ama daha büyüklerini yapmak için daha büyük olacaksın. Yeni operasyonda hedefin belirsiz. Bu nedenle strateji üretmek mümkün değil. Tek amacın var. İster Efe ol, ister Ali, ister Polat. Karahanlı'nın katillerine, yani bu milleti sömürenleri sömürenlere ulaşmanın tek yolu var. En güçlü olmak. Beni konsey üyesi yaptılar. Düğmeye basmışlar. Başka birileri de başka bir yerlere basıyor. Bana kirveye dikkat et demiştiniz ya. Neymiş planı? Samuel'le ortak hareket ediyorlar. Devletin bir kanadını da bu amaçla kullanıyorlar. Mithat. Palayı da aynı ekip sürdü piyasaya. Şimdi kılıcı ve dolayısıyla bizi Laz Ziya üzerinden tasfiye etmeye çalışıyorlar. Tuncay'ın dosyası var. Düzmece dosya. Onu ortadan kaldırmak lazım. Dosyayı yok edemem. Bana Tuncay lazım. Bakacağız. Haloya dokunulmamasını istiyorum. Firari. Ben anlamam. Birileri benim önümü açıyorsa siz de açacaksınız.
benim seçilmiş olduğumu söylüyorsunuz. Ben bu devlet tarafından seçildim. Bu adamlara ulaşana kadar her türlü pisliğin içinde olacağım. O ana kadar, bu memlekette kan emici kalmayana kadar ne olursa olsun beni desteklemenizi istiyorum. Ben hayatta olduğum sürece senin önünde kimse durmayacak aslanım. O zaman sakın ölmeyin. Çünkü ben bu oyunu bozmak için en büyük olacağım. Artık oyunu kuran sensin. Nasıl istiyorsan öyle kur, öyle oyna. Sirk senin. Cambaz onlar. Gel bakalım aslanım. Beklemiyordum seni. Uzun bir süre bir daha fırsat bulamayacağımı düşündüğüm için yanınıza gelmek istedim. Hayırdır? Beni baron seçtiler. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Kılıç olur diye düşünmüştüm. Şartlar öyle gerekti. Allah Allah. Samuel baron olamadıysa ne diye karısını başka biriyle yatağa soktu? İşte onu konuşmaya geldim. Planı karanlığı ölmeden önce kurdu. Karısıyla zamparasını ondan önce temas ettirdi. Planı mükemmeldi. Aynı gece herkesi temizleyecekti. Ama Laz Ziya'nın fevri davranmaması ve aklı her şeyi alt üst etti. Laz Ziya'yı hesaplayamadı desem orası muhakkak da, yine birileri adına hesap yapan Samuel'in bu hesapsızlığı yapmasını anlayamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi Polat? Bence bu işin içinde de onların parmağı var. Neden Samuel'in üstünü çizip benim koltuğa oturmamı sağladılar? Aslında iş birkaç yıl önce başlıyor. Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra devlet elindeki tüm malları özelleştirmeye başladı. İktidardaki Yeltsin, Amerika'nın da isteğine uyarak yaşları daha çok genç olan bazı Ruslara en önemli petrol ve doğalgaz işletmelerini yok pahasına verdi. 38 yaşındaki Mihail Khodorkovsky petrol devi Yukos'un, 35 yaşındaki Roman Abramovich de keza büyük bir petrol şirketi olan Sibneft'in patronu oldu. Evet. Onları Mihail Friedman, Vladimir Potanin, Mikhail Prohorov ve benzerleri takip etti. Tüm bu isimlerin arkasında Amerika'nın güçlü sermayesi vardı. Bunlar Yeltsin'i avuçların içine alıp Rusya'nın kaynaklarına el koyuyorlardı. Dünyanın en zenginleri arasında bugün 25 Rus var. Ve bunlar dünyaya şirin görünmek için Chelsea, Everton gibi dünyanın sayılı ünlü futbol kulüplerini satın alıyorlar. Dünyanın sempatisini kazanan bu adamlar baktılar ki Yeltsin işi götüremeyecek, yeni parti kurmak için kolları sıvadılar. Bunların ilişkide olduğu iki isim vardı. George Soros ve Henry Kissinger. Ama tüm bu oyunlarını Putin bozdu. İktidara gelen Putin, özelleştirmeleri durdurdu, orduyu eski haline getirdi ve önce petrol devi Yukos'un patronu Khodorkovsky'yi tutukladı. Başta Abramovich olmak üzere diğer zenginler kaçtılar. Yukos tekrar devletleştirildi. Ve Amerika, Rusya'yı yine şeytanın ülkesi olarak değerlendirdi. Bugün ilişkiler çok kötü. Amerika Rusya'yı tehdit edince Putin yeni nükleer silahlarımız var açıklaması yaptı.
Ardından Çin ve Hindistan'la ittifak yaptı. Sonra da Türkiye ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Bizi ilgilendiren kısmına gelince, Türkiye'de Rus Konseyi ne zaman kuruldu? Birkaç yıl önce. Yani Khodorkovskilerin, Abramovichlerin ortaya çıktıkları dönemde. Önceleri belki direkt ilişkileri yoktu. Ancak zamanla bu ilişki kuruldu. Yeltsin döneminde işler iyi gidiyordu. Ama Putin döneminde Moskova bundan rahatsız oldu. Bunu anlayan Rus İbrahim de Moskova'nın hoşuna gidecek, daha doğrusu Moskova'yı kandıracak bir iki iş yapmak istedi. Örneğin Çeçenlerin öldürülmesi gibi. Ama bunlar kamuflaj. Rus İbrahim tıpkı büyük patronları Abramovich, Khodorkovsky'nin yaptığı gibi Amerika sermayesiyle işbirliği içinde. Samuel'in Rus İbrahim'le de mi ilişkisi var? Bunu sen bulacaksın aslanım. Eğer varsa ve buna rağmen Samuel'in üstü çizilmişse, demek ki Ruslar başka plan yapıyor ki seni baron yapanlar da planlarını değiştirdiler. Tilki Andrei.